Bir Baba Dostu programından tekrar merhabalar sevgili Yeni Mesaj TV, YouTube izleyenleri. Çok baba bir dostun hanesindeyiz bugün sevgili izleyenler. Bugün özel konuklarımız var. İzmir'den, Urla'dan sesleneceğiz sizlere. Mehmet Dinç Beyefendi ve Birgül Dinç Hanımefendinin hanelerindeyiz. Muhterem merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın defaatle şereflendirdiği o güzel evde, o hanedeyiz. Babadan, baba dostundan hatıralar dinleyeceğiz. Baba Dostu programı başlıyor. Hanenize teşrif ettik. Çok sağ olun, var olun. Bu bizim için de büyük bir şeref. Siz de hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi gördüm, hocamı görmüş gibi oldum. Duygulandım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Mehmet abi, müsaadeniz olursa ben Birgül ablamla başlamak istiyorum. Hay hay, tabii. Tabii. Özellikle zaten hocamın en sevdiği olaylardan biri hanımlara öncelik veriniz. Bu güzel sözüne istinaden evet. Eşim başlayabilir. Hocam. Birgül ablamız, onu da söyleyeyim. Bir gül. Gül. Evet. O bir evet, tane evet. Bir derdi. Bir gül. Evet. Ablam, nurlar bir... içinde yatsın. Tabii çok üzüldük. Aniden kaybettiğimiz için onu. Ya perişan olduk. Ama nurlar içinde yatsın. Tabii ki biz onu her zaman kanımızda, canımızda her zaman anıyoruz kendisini. O bizi çok sevdi. Biz de onu çok sevdik. Ben Haydar hocamı şöyle tanıdım, daha 10 yıl önce, 10 yıl oldu değil mi hayatım? Ondan sonra 10 yıl önce kanal değiştiriyordum, Meltem TV çıktı önüme. Allah Allah dedim, bir bey anlatıyor böyle, gözleri ışık saçıyor. İlgimi çekti. Mehmet dedim, koş gel bak dedim, çok güzel bir insan yakaladık. Çünkü ondan önce Mustafa... Neydi? İslamoğlu. Mustafa İslamoğlu. Ona gittik. Yok, Atatürk'ü hiç anmıyorlar. Atatürk'ü hiç değinmedikleri için biz onlardan elimizi ayağımızı çektik. Hocam çok ilgimi çekti. Eşime dedim, Mehmet dedim, gel dedim, ben bu beyi çok beğendim. Biz bunu dedim kayıt olalım. Ne canım dedi, nerede o kayıt oluyor, nereden dedi. Ben bilemem. Geleceksin dedim. Bileceksin. Ve nerede kayıt oluyor? Ondan sonra size teşrif etmiş eşim. Siz de sağ olsun bizi kayıt ettiniz. O günden bugüne bizim sevgimiz yani çok dürüst bir yolda. Hem Müslüman, insanını seven, onun zaten başkan olacağım. Öyle bir iddiaları yok. Kendi vatanını, milletini düşünen bir bey kendisi. Benim insanım diyor, halkım cebi para görsün. Bak et alamayanlar, intihar edenler, işsizler. Bu Türkiye'de dolu. Sonu dedi ama kendisi. Hocam dedim biz karanlığa, hayır dedi. Biz zifiri zindana giriyoruz dedi. Onu hiç unutmuyorum. Onun istediği milleti için çok çalıştı. Çok emek verdi. Biz Atatürk'ü sadece vatanı kurtardı. O kadar yani düşmandan bizi korudu. Onu biliyorduk ama biz Atatürk'ün Ehlibeyt soyundan geldiğini bilmiyorduk. Biz bunları hep hocamın sayesinde öğrendik.
Ehl-i Beyt'i de biliyordum. Fakat şöyle, sadece Peygamber Efendimiz'in kızı, damadı, torunları. O kadar. Ama yıllardır ben onları çok iyi tanımadığım halde üç kulu vallahi bir elham sabah akşam Ehl-i Beyt'in ruhlarına hediye ediyordum zaten. Ama Allah beni döndü, dolaştırdı 15-20 yıl sonra çok değerli bir insan Profesör Doktor Haydar Baş hocamla tanıştım ve onların kıymetini daha iyi Haydar hocamdan öğrendim ben bunları. Allah ondan bin kere razı olsun. Yaptı. Zaten yattığı yer nur da. Allah ondan razıdır. Allah ondan tabii ki biz de hepimiz razıyız. Allah da razıdır ondan. Şimdi Mehmet abime koş bu adamı bul. Başka çözüm çare yok dedi. Tabii. Tabii ki dedim. Evet, tabii Mehmet ki dedim. Ondan hocam zaten beni çok seviyor. Bu Virgül abla getirdi onu bu yola diyor. Bazen söyledi ara ara onları. Sizin için de özellikle de bizzat da bana da söyledi. Virgül ablama git söyle. Zaten o Muşlu'yu Mehmet abime verdim. O dedi Pir Efendimizin dedi. Abdülkadir Geylan Efendimizin öz torunudur dedi. Sizler için söylemişti bizlere. Ay onu ben duyduğumu çok sevindim. Allah Allah diyorum ben nasıl öyle olurum ama ben çok iyi niyetliyim. Hani böyle kendini methetmek değil, hakikat bu. Bütün komşularım sıkıntısı olur, bana gelir. Az ileride iki ev ötede doğum doktoru var, operatör doktor. Merhabamız var sadece. Aa, bir bakıyorum gecenin 11'inde iki tane soda. Virgül abla iki tane soda verir misin bana? Ey bunları bana Allah gönderiyor herhalde. Ben de güler yüzle veriyorum. Mesela komşum soban istiyor, sıkışmış. Ben bir tane vermem. Üç tane, dört tane. Ondan sonra bu ödüllerimizi de Afyon'da almıştık değil mi bunları? Evet, Afyon'da aldık. Hocam dedi Afyon'a gelirseniz çok mutlu olurum. Gelmezseniz siz kaybedersiniz dedi bize. Mehmet biraz rahatsızdı galiba, gidemeyecek gibiydik. Neyse Allah nasip etti gittik. Hocam orada bir konuşma yaptı. Virgül ablanın dedi çevresi bizimki gibi değil dedi. Onlar daha bir başka. Fakat dedi ben o Virgül Mehmet Bey'in evindeydim dedi. Virgül ablanın komşuları geldi dedi. Hakikaten yaz günü kimisi şortlu, kiminin arkası açık, kiminin kolu açık. Hocamı ellerini öptüler. Ondan sonra içeriye girdiler. Sinem anne oturuyor. Ama ne söylediler kızlar? Gelir gelmez hem hocama. Hocam biz sizi Hocam biz sizi Virgül abla sayesinde tanıdık. Senin kitaplarını Virgül abla bize verdi. Biz seni çok yakından tanıyoruz diye. Böylelikle geldiler. Namaz kılmak icap etti. O açık olan komşularım hepsi uzun elbiselerini giyip onlar da namaza durdu. Sonra hocama demiş böyle böyle. Ben bir de onların sayesinde aldım bu ödülü. Hani bu kadar modern, hani içlerine sinmiş, Virgül abla onları bize taşımış diye. Ben de mutlu oldum, hocam da çok mutlu oldu. Öncelikle Baba Dostu programını hazırlayan sizlere ve ekibinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiniz. Sevgili eşim biraz önce çok güzel şeyler anlattı. Onun bu güzel anlattığına karşı benim söyleyebileceğim tabii bazı şeyler olacak. Mutlaka olacaktır. Hocama anlatmak, onu tarif etmek, onu incelemek, öyle bir saate, iki saate, bir güne, yıllara tabi olan bir şeydir. Bu bir iki saatlik
anlatımla hocamı değerlendirmek benim için çok zor. Niye çok zor? Çünkü biraz önce eşimin de anlattığı gibi ben sosyalist düşünceden gelmiş ve yıllarını o konuda mücadelesini sürdürmüş ve sendikal mücadeleyle İslam dinine karşı öylesine yetiştirilmişim ki o beynimi yıkayan sol literatürün değerli bilim insanlarıyla ve o solu iyi bilen kişilerle yapılan öğretiler sonucu Allah'la olan sanki ilişkilerim yok gibi bir şeydi yani. Ama öyle bir durum oldu ki ben yıllarca cezaevinde kalmış ve ben bu dünyaya niçin geldiğimi düşünmeye sevk eden bir duyguyla cezaevinden çıktıktan sonra dedim ki Birgül, çünkü Birgül bana şunu demişti. Sen bu işlerden çok uzak duruyorsun. Evlendiğim günden beri namazımda, niyazımda yaklaşık 51. yıla girdik evliliğimizle. 51 yıldır eşime saygı duyuyorum. İslam'ı bırakmadı. Namazında, niyazında, orucunda, ibadetlerinde devam ederken bana bir gün dedi ki Mehmet, tilkinin dönüp dolaşacağı yer neresi biliyor musun? Kürtçü dükkanı. Sen de bir gün geleceksin. Dediği o günden beri ben İslam'ın arayışı içerisinde olmaya başladım. İşte biraz önce eşimin de ifade ettiği gibi televizyonları seyrederken Meltem TV seyrediyormuş. Ben hiç farkında değilim. Bana dedi ki, görüyor musun şu insanı? Evet, görüyorum. İşte senin aradığın ve İslam'a dönmek için tarif ettiğin bu insan, git onu bul. Ya nereden çıkartıyorsun sen bunları ya? Nereden bulacağım ben o insanı? İyi güzel seyrediyorum ama bulacaksın dedi. Ben sana Kürtçü dükkanına dön dedim ya dedi. İşte bu insan seni döndürecek. Geldim İzmir İl Başkanlığı'nı arıyorum. Bağımsız Türkiye Partisi olduğunu, genel başkan olduğunu görüyorum televizyonlarda. Ya Rabbi gideyim dedim il başkanlığını bulayım. Dolayısıyla siz o dönemlerin il başkanı olduğunuzu biliyorum. Öğrendim, yerinize geldim. Sizinle tanıştım. Çok memnun olduğunu söylediniz. Sizin gibi insanların partimizde onurcu yeri vardır. Dedikten sonra üyelik kayıtlarımızı yaptırdık size. Ve başladım hocamın bu güzel anlatımlarıyla ilgili. Beni dedim Adem Bey, hocamla tanıştırabilir misiniz? Yani bir hocamı görmek istiyoruz. Ve uzatmayayım, hocamla tanıştık. Sevgili kardeşim, hocamı gördüğüm gün o bakışlarına bir baktım ki sanki içime öyle bir ışık tutuyordu ki, kalbimi öyle bir aydınlatıyordu ki, sanki böyle öylesine latif, temiz, insancıl bir yapısıyla her şeyi böyle gönülden veren bir insan, anlayışını bana nakşeden bir tavrıyla beni medyun etti. Dedim ki eşimden Allah razı olsun, böylesine güzel bir değerli insanı bana tanıttı ve ben de onunla tanıdım ve Bağımsız Türkiye Partisi gibi bir değerli partinin üyesi oldum. Tabii çalışmalarımızı sürdürürken hocamla da tanışma fırsatını bulduk. Sizin sayenizde oldu o da tabii. Teşekkür ederiz size de. Teşekkür ediyoruz tabii ki. Neden? Böyle güzel bir yerde olmamın mutluluğunu yaşarken hocam beni tanımaktan mutlu olduğunu söylediği o gün şunu hiç unutmam. Sizin gibi solcuların benim başımın üstünde yeri var abi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizinle çalışmaktan ben de onur duyacağım dediği gün hadiseler o kadar gelişti ki hocama anlatmak öyle mümkün değil yani. O öyle bir değerli insandı ki eserlerini almaya başladım. Eserlerini okudukça bugüne kadar Türkiye'de yapmış olduğum siyasal çalışmamın ve sendikal mücadelemin keşke zamanında o mübarek insanı tanımış olsaydım da
600 bin kişiyi temsil eden o günün diz çatısı altındaki insanlara hocamı anlatabilseydim. O konuda çok üzgünüm. Onu yapamadığım için, ona yetişemediğim için, o görevimi yerine getiremediğim için çok üzgünüm. Ama bundan sonrası için ben mücadelemi sürdüreceğime kendisine söz verdim ve o da bana sizin gibi solcuların başımın üstünde yeri var demesinin güzelliğiyle çalışmalarımıza süratle başladık. Bir aile dostluğumuz, ahbaplığımız oldu. Sık sık muhterem hocamız ailesiyle beraber, çoluk çocuklarla beraber sizlere geldiler, ziyaret ettiler. İlk gelişim. Evet. Şimdi ilk gelişinde unutamadığımız bir anımız var herhalde. Nasıldı o? Ha, Mehmet abi yine eski günlerini, diz çalışmalarını anlatıyordu. Orada siz... Ben şöyle söyleyeyim. Hocam bize geleceğini söyledi. Ya böyle muhterem bir insanın ilk kez böyle, yani yeni tanmışız. Size geleceğiz abi deyince, tabii etrafında büyük bir kalabalıkla bize geldiler. Yani bahçe arabalarla doldu, sokaklar arabalarla doldu. Millet de ne oluyor gibisinden bakınmaya başladı sitede oturanlar. İçeriye girildi tabii, oturduk. Şurada oturuyordu masaya, hiç unutmuyorum. O mübarek insan şuraya geldi ve genel başkan yardımcılarıyla birlikte hanımlarla, erkeklerle doldu taştı burası. Tabii ben kendimi tarif etmeye başladım. Neden bu yola geldiğimi, nereden geldiğimi, soldan gelen bir insan olarak sizleri tanıdığıma çok mutlu olduğumuzu anlatırken, tabii sendikal faaliyetler, siyasal faaliyetler derken hemen o ara lafın içerisine hanımım girdi birden. Ben kendimi methediyordum yani böyle bir yere gelmenin mutluluğunu yaşıyorum derken birden şok diye böyle bir kaynar su şeyime başımdan aşağı dökülür gibi oldu. Çünkü hanım bir şeyler söylüyordu. Buyursun kendin söylesin şimdi orayı. Ben söyleyemem. Şimdi eşim tabii sendika faaliyetlerini, içeri girip yani cezaevine girdiğini, çıktığını, her şeyi söyledi hocama. Çok da kalabalık. Ben hemen şuradan atladım. Hocam dedim, biraz da dedim hovardalığını söylese ya size dedim. Onu niye söylemiyor dedim. Ama millet gül gül. Çok güldüler o gün. Benim böyle şeyim yani. İçimde öyle bir şey yok. Açık sözlüyüm. İçimden ne gelirse onu söylüyorum. Hocam işte giderken, hocam dedim öpeyim elinizi dedim. Hayır dedi. Ben de şaşırdım. Neden dedim. Ben sizin elinizi öpeceğim dedi. O benim elimi öptü. Böyle mübarek bir hanımefendinin anca eli öpülür dedi bana. Ben de duygulandım tabii ki. Onu yola kadar geçirdik gittik. Sonra aradan işte 4-5 ay geçti. Gece 1.30'da telefon açtı eşime. Abi sizi mutlaka ablamla beraber Trabzon'a geleceksiniz. Gittik. Bizi Hayri Baba'nın ona hediye ettiği bir pesi var. İlk defa giymiş bize. Onunla bizi karşıladı dışarıda kapıda. Ay biz ona sarıldık, o bize sarıldı. Biliyor musunuz dedi bu pesi bana dedi. Sizin için ilk defa giyiyorum. Bunu Hayri Baba Hazretleri bana hediye etti dedi. Oturduk orada da sohbet ettik. Ay unutulmayacak günler. Hocamın eli açık. O sofralar yemek dolu. Yani ona gelenleri hoca çevresiyle yiyor. Herkese dağıtarak, ikram ederek kendi evinde, bahçesinde açılar da var. Tabii ki hepsini halkına sunuyor. Her şeyini onu beğendik. Müslümanlığını, dürüstlüğünü, Atatürkçü oluşu, milletini çok seviyor. Hepimizi sevdi. Biz kimiz ki mesela onun yanında. Ama çok sevdi bizi. Biz de onu. O da kalbimizi biliyor zaten. Bizim sahte yaptığımız gösteriş, hiç öyle bir şeyimiz yok ki. Ben evimi kapılarını sonuna kadar açtım. Bunu bazı hanımlar bana dile getiriyorlar. Şimdi bolluk bereket dediniz hocam
için, Trabzon için. Tabii. Onu dediğinizde burada da bir bolluk, bereket yaşandı. Yaşandı. Yani biz de şahit olduk. Tabii. Yaklaşık bir 200 kişi mi, 250 yok, kişi vardı. Vardı. Ama 30-40 kişilik bir yemek vardı. Yani ya. Ama hazırlık gitti. Normal yapabileceğimiz hazırlık neyse onu yaptık değil ama. 30-40 kişilik bile arttı bile. Arttı. En son ben zeytin kavanozunu boşalttım. Domatesleri doğradım. 30 tane yumurta kaynattım çabucak. Hani doymayanlar olabilir anlamında. Ya. Arttı. Yani arttı. Yine yemek kaldı ondan sonra. Evet. Yani o günkü toplantıdaki insanlara soruyorum. Doydunuz mu? Allah bin bin bereket versin ya, bu ne güzel bir sofra hazırlayışıydı. Allah Allah ya, bu kadar 200'ün üzerinde hocam insan... Hocam ne diyor? Nasıl i̇nsan doyar diye... İnsan gönüldür, gönül. En güzel sözlerinden biri gönül. O. Gönül. Dediği gibi hakikaten. Hocamın bu birinci gelişinden sonra ikinci kez bir daha geldi hocam buraya. Bir Ramazan... Tabii. Değil, üçüncü gün Ramazan'daydı. Ramazan, yok son günü, Kadir gecesine o işte üçüncü gelişiydi o. İkinci gelişinde yine o kalabalıklarla. Burada kendisini misafir ettik ve o kalabalığın hepsini dışarıya çıkardı. Hepini dışarıya çıkın dedi. Mehmet abimle Birgül ablam gelsin dedi. Şuradaki koltuğa oturdu. Biz de önüne diz çöktük. Bize İslam'ın güzel dualarıyla öyle bizlere bilgiler aktardı ki ve zikirleri nasıl yapılacağını, nasıl dua edileceğini, efendim ehlibeyt sevgisinin tevhidin merkezi olduğunu, bunları uzun uzun anlattık, bayağı uzunca anlattıktan sonra tabii biz bir huşu içerisinde onu dinliyoruz. Bittikten sonra ancak bir şey soracağım hocam dedim. Ben çok günahlar işlemiş bir yapının içerisinden gelmiş bir insanım. Çok geç sizi tanıdım ve tövbe ederek de döndüm. Sizden öğrendiğim İslam'ın güzelliğiyle yaşamımı sürdüreceğim ama beni Allah affeder mi ki acaba? Bana ne dedi biliyor musunuz? Abi dedi, bir çocuk dünyaya nasıl gelir? Müslüman olarak değil mi? Öyledir dedim. O Müslüman olarak gelmiş çocuk ölünceye kadar İslam'ın güzellikleriyle yaşamını sürdürerek cennetini kazanmış olsa dahi sen bugün ondan daha iyi bir noktada olduğunu sakın unutma dedim. Nasıl olur hocam dedim ya. Ben belli bir yaşın insanıyım. Senin o yaşadığın hayattan geri dönüp de İslam'ı kabul etmen var ve tövbe etmen var ya dedi. Daha makbul. O çok daha makbul olduğunu söyledi bana. Hiç merak etmedi. Nuh'un gemisine bindiniz. Yani öyle bir huşu içerisinde, öyle bir huzur dolu oldum ki tarifi mümkün değil. Tabii bundan sonra tekrar ayrıldık hocam. Trabzon'a döndü. Son gelişi, üçüncü gelişi. O gün yine Ramazan'dı. Ramazan'ın bitmesine bir hafta sonlarıydı yani. Bir hafta 10 gün gibi bir şey. Büyük bir kalabalık dışarıda oturuyoruz. Yemeklerini sahura kadar oturduk. Ama ne sohbetler. Genel başkan yardımcıları, ya arkadaşlar, hanımlar, erkekler dolu. Tam gideceği zaman ayağa kalktı. Gökyüzü o kadar berrak. Tabii ben onun berraklığını ne manaya geldiğini nereden bilebilirim? Şöyle gökyüzüne şöyle bir baktı. Bugün dedi Kadir gecesi. Kadir gecesidir dedi. Bugün Kadir gecesidir. Bakın gökyüzüne dedi. İşte bugün Kadir gecesi. Öyle değil mi dedi ilahiyatçı arkadaşlar. Hepiniz bakın bakayım dedi. Hepimiz baktık. Evet hocam dedi. Bugün bir Kadir. Ya unutmak mümkün değil. Benim evimde böylesine bir değerli insanın Kadir gecesinin olduğu bir gecede bunu bize söylemesi bizleri ihya etti. Bizleri ihya etti. Hani öyle bir insan ki diyorlar ki hocamı şuna benzetiyorlar. Ve bunu da söylüyoruz. Elin açık olsun. Gönlün açık olsun. Sofran açık olsun. Efendime söyleyeyim, ayıpları ört, sırları tut, sabrına sebat et. Yani ne güzel bir söz. Yani bana göre okuduğum kitaplardan da anladığım kadarıyla Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin söylediği sözlerin aynısıydı. Öylesine latif, öylesine sevecen, öylesine insanlara yardım etmeye
çalışan, eli bol, açık, gönlü açık, çok muhterem bir insan. Hatıralarımda kaldığı kadarıyla işte biraz önce, beni hocam haftanın demem belki abartılı olur ama 15 günde bir mutlaka beni telefonla arar, hal hatırımı sorardı. Nasılsın abi, iyi misin abi? Yine bir gün bir gece geç vakte kadar oturuyorduk. Yatalım falan derken saat 1:30 civarlarında telefon çaldı. Alo, hemen anladım tabii beni o saatte hocam biliyorum aradıklarını. Hayrola hocam buyurun dedim. Yani bu saatte aradığınız bir şey mi var? Abi benim dedi. Yarın biletlerinizi aldım. Allah Allah. Benim elim ayağım kesildi. Birgül ablamla beraber sizi Trabzon'a Akçaabat köftesi yedirmek üzere bekliyorum. Allah'ım yarabbim. Hocam ne zahmetler. Hayır dedi, biletleriniz alındı, sabah bekliyorum sizi. Biz artık o saatten sonra uyumak da mümkün değil. E işte biraz uyur gibi olduk falan, bir tavşan uykusuyla falan kalktık sabahleyin, indik. Havaalanına gittik, bindik uçağa. Trabzon'da bizi arabayla karşılatmış hocam. Bindik arabaya, hocama geldik. Hoş geldiniz dedi. Birgül yukarıya hanımların yanına. Terasta karşıladı bizi. Sizi öyle karşılamış. Çok şık giyinmiş, kokular sürünmüş. Ayımız gibi kokuyordu, sarıldım. Oradan aşağı inince işte bana hoş geldin abi dedi ve şimdiki çok sevdiğim, çocuğum kadar sevdiğim, genel başkan olarak seçtiğimiz avukat Hüseyin Baş, Mercedes'i o kullanıyor. Beni bindirdi Mercedes hocam, kendi de bindi. Kadırga TV'ye götürdü. Oraya gittik. İçeriye girdik. Ya nasıl anlatayım? Halen içimde böyle bir ürperti, halen onu anlattıklarını asla, öyle sırlar bana verdi ki mezara kadar gidecek sırlardı. O ara düşünebiliyor musunuz? Tam Kadırga TV'de bunları bana anlatırken, hocam bunlar mezara kadar gider benim için. Bunları asla kimse duyamaz, kimse bilemez. Bu ne demek bu sırları bana anlattı? Ne dedi biliyor musun bana? Bir gün. Abi dedi, seni buraya çağırıyorum değil mi dedi. Niye çağırıyorum? Seni gördüğüm zaman öyle bir mutlu oluyorum ki, derken ağlayacak hale geldim. Seni gördüğüm zaman huzur buluyorum ben dedi. Kendi kendime düşünüyorum, ya Rabbi benim neremden huzur duyuyor? Ne yapıyorum ki ben o hocama karşı? Ama işte biraz önce bize burada ikinci gelişindeki söylediği, hani annesinden Müslüman olarak doğan çocuğunun Müslüman olarak vefat etmesinden önce senin tövbe ederek o geçmiş şeytanın cennet diye gösterdiği o çirkin yollardan dönmen kurtuluşundur sözü aklıma geldi. Herhalde ben çünkü hocamı hüsnü kalple seviyordum. Onun için senden gönlüm mutlu oluyorum diye bir yapısı vardı. Gönül işte. Ve o ara içeriye bu sırları anlatırken, inanın samimiyetimle söylüyorum, mezara gideceğini söyledim zaten yine kendisine. Bilal Bey içeriye girince hemen konuşmayı kesti. Demek ki benim için öyle önemli sırlardı ki bunlar, inşallah bu sırlarımızı ebedi hayatta birlikte olduğumuz gün birbirimize sarılarak değerlendireceğimizi düşünüyorum. Hocam her şeyiyle mükemmel ve koyduğu eserleriyle dünyayı dize getiren bir yapısı olan eserlerini, üzüntüm bu, dünyanın 4 milyar insanının temsil edildiği ülkelerdeki devlet yöneticileri hocamın ortaya koymuş olduğu eserlerini kabul etmiş, özellikle ekonomik bağımsızlığını insanlara verebilme adına yazdığı milli ekonomi modeliyle fethetmiş o insanları ve Duma'da yanılmıyorsam 2013 yılındaydı galiba. Bugün yıl dönümü. Bugün yıl dönümü olan bugün de güzel. O gün Duma'da 5-6 saatlik bir konferansla Rus bilim adamlarının ve yöneticilerinin bulunduğu Duma'da, yani iki kişi konuşur Duma'da biliyor musunuz? Biri Çin başkanı, sadece bir 5 dakikalık konuşmayla bir merhaba diyor. Ama İkinci konuşmacı, bir devlet adamın teyindeki Profesör Haydar Baş, 6 saate yakın
bir konferans veriyor. Ve bu insanlar aptal mı kardeşim? Bakıyorlar ki bu kurtuluş milli ekonomi modelinden olacağını düşünerek bir an önce bunu hayata geçirmenin kavgasını vermişler ve insanlar Putin'den selamlar geliyor ve ben milli ekonomi modelini ülkemin insanına uygulayacağım diyerek kanunlaştırıyor bunu ya. Ama biz milletimize yani ve, anlatıyoruz tabii ki ama anlamak istemiyorlar. Bugün dünyanın... Biz de kurtulalım yani değil mi şu pahalılıktan? Kadınlara ayrı, çocuklara yani, ayrı hocam. Bugün vallahi dünyanın bir numaralı ülkesi haline gelmiş Rusya ve arkasından British ülkeleri dediğimiz Çin, Rusya, Hindistan. Uyguluyor onlar. Efendim, Hindistan da saydım galiba. Güney Afrika ülkeleri. Bu modeli yavaş yavaş ilerledi. Uygulamak suretiyle Çin bugün hocamın bu milli ekonomi modeliyle dünyaya ferman okuyan, res çeken bir yapıyla Amerika'yı hakikaten hocamın ifade ettiği gibi büyük bir devrimle, sessiz bir devrimle Amerikan emperyalizmini gömmüştür. Böyle bir değer insandan. İşte hocama bunun için üzülüyorum. Yani o nur içinde yazsın. Bu gördüğü eserleriyle bu halka anlata 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 dilinde tüy bitti adamcağız. Ve inanır mısınız? Türk halkına üzülerek gitti. Ben sizin için yazdığım bu kitabımı elin Hristiyan'ın yöneticileri kabul ediyor, bilim adamları kabul ediyor, beni ödüllendiriyor ve ben bu konuda dünyanın çeşitli ülkelerinde 10 büyük konferanslar vermek suretiyle bu insanlara kendimi kabul ettirmişim. Ama Türk halkı maalesef halen bunu anlamıyor. İşte ben gidiyorum diyecek gün o gündü, o beni yıktığı bir gündü. Bir sabah kalktığımda 14 Nisan günü hocamın, Allah dostu olan hocam, dostunun yanına gitmeye karar verdi. Yıllarının vermiş olduğu o birikimi artık tahammül edemeyecek, o vücudunu yaşlandıran, zorlaştıran bir yapıya sahip olduğu için. Ben sizin için yazdım. Ben sizin için bunu yıllarımı vererek getirdim ama siz maalesef anlayamadınız diyerek hocam büyük bir üzüntü içerisinde 14 Nisan'da kendi hayatını ilahi kudrete teslim etmek üzere ruhunu emanet etmiştir. Ve nur içinde yatsın, Ehl-i Beyt'le mutlaka komşu olduğuna inanıyorum. Böyle bir değerdi, böyle bir insandı. Hele hele yani çalışmalarımla ilgili nereden nereye geçiyorum gerçi ama öyle hatıraları var ki yani anlatmakla bitmeyen bir hangini hatıra. Hangini anlatacaksın? En sonunda binlerce var. Bir gün bana İzmir'de bir toplantıda eşime bildirmişler. Bundan sonra da il başkanlığını üstlenirse sevinirim demiş. Olabilir. Hocam bunu söyleyince hanım bana geldi dedi hocam. Bundan sonra il başkanlığını diğer arkadaşımın da il başkanı olan yani sizin de il başkanlığınızdan mutlu olduğunu ancak başka görevlerle görevlendirilebileceği inancıyla bu görevi benim kabul etmemi isteyince ben hocamı kırmam mümkün değil. Kabul ettim. Sizinle beraber dedim ki bana bu görevi verdi. Adem Bey bir gidelim de hocam bana bunu verdi ama bir ne yapacağım? Bunu nasıl yürüteceğim? Uçağa bindik birlikte gittik hocam bir kellek bir sofra hazırlamış. Hatta orada Ekim oğlu Turan Demir. Turan Demir, Nihat Ekimoğlu. Sen, ben ve hocam kelep bir şeydi sofrada. Sohbet ederken hocam dedim bana bu görevi verdiğini memnuniyetle başımın üstüne tabii ki yapacağım. Ama ben siyasetten gelmiş, sendikalardan gelmiş, mücadele örgütçü yapıya sahip bir insanım. Ben böyle bir uygulamayı gerçekleştirmek istiyorum. İşte ben dedi bunun için seni bu göreve layık gördüm. Sana da dedi Adem birinci sağ kolun olacak dedi. Devam edeceksin. Ve orada o görevi üstlendik. Çok şükür İzmir'e döndükten sonra da arkadaşlarımla birlikte topladım. Onlarla çalışmaların içerisinde nasıl bir örgütçülük çalışması yapacağımızı dilimin döndüğünce tecrübelerime istinaden kendilerine anlattım. Ve arkadaşlarım da çok mutlu oldu. Özellikle hanımefendiler çok mutlu oldular. Yani senin gibi bir baba
durumunda olan. Şimdi baba dostu dediğimiz büyük baba dostunun yanında benim baba dostum ne kadar geçerli olur bilemiyorum ama beni de bir baba gibi arkadaşlarım beni öyle bildiler. Zaman zaman belki onlara çalışmalarındaki eksikliklere kızarak da onlara sert muameleleri yaparak onları aslında teşvik etmek adına. Onlar zaten bana şunu diyorlardı. Sen bizi dövsen de, sövsen de, tokatlasan da sen bizim babamızsın. Biz senin her dediğine inanıyor ve seninle birlikte olacağımızı söylüyor. Yani böyle bir güzel insanla çok güzel vakitler geçirdik. Şimdi son söz olarak şunu ifade edeyim. Hocamın bırakmış olduğu bu eserlerden sonra onu göklere çıkartabilecek ve hocamdan sonra onun koynunda yetişmiş, onun evinde her şeyiyle birlikte yetiştirmiş bir değerli ve bugün 30 yaşında gepegenç bir delikanlı, avukat ve bizlerin oylarıyla genel başkanlığa seçtiğimiz Hüseyin Baş öyle bir değerli bir çocuk ki, çocuk diyorum daha gepegenç olduğu için, anlatımıyla, ifadeleriyle, hitabetiyle, kibarlarıyla, hocamdan almış olduğu o güzelliklerle insanları mest eden bir yapının insanı olduğunu, her konuşmasını dinleyen bir kişi olarak en güzel sözlerinden birini söyleyerek konuşmama son vermek istiyorum. Ben inanıyorum ki hocamın bıraktığı yerden iktidara gelebilecek bir yapının insanı olarak dediği tek güzel, hepsi güzel de tek güzel olan benim gönlümde olan bir hayalimiz var. Evet, değerli Hüseyin Baş, bu hayalinizi hep birlikte gökyüzünde ve tüm dünyaya ifade ederek iktidar olacağız. Seni yanaklarından öpüyorum. Şimdi eşim de anlattı ya, Hazreti Hüseyin'in duruşu var onda. Ben onu görüyorum onda. Kendi de kibar, efendi, yakışıklı. Allah, biz ona her konuda yardımcıyız. Bize telefon etsin, abla gelin, şurada toplantı var. Biz onunla beraberiz. Onun da başarılı olacağına inanıyorum. Yolu açık olsun, muhabbeti bol olsun. Onu Allah'a emanet ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Bir Baba Dostu programının daha sonuna geldik. Çok doyumsuz, çok anlamlı, yani kelimeler sığmıyor. Çok muhabbetli bir an yaşadık. Hocamızı yaşadık burada, iliklerimize kadar hissettik. Hep aynı duygu yoğunluğu içerisindeyiz. Var olsun, sağ olsun ki Allah ondan razıdır. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. Bize bu dünyada gerçekten cenneti yaşattı. Evet. Gerçekten. Yani şu anda yaşatıyor o duygularla beraber. Onu unutmak ne mümkün. Yok. O bizimle, o aramızda, tabii, o her daim yaşıyor. Hepimizle beraber yaşıyoruz, hep evet, beraber. Evet, bu can tende olduğu müddetçe onu anacağız. Evet. Anlatacağız, yaşayacağız ki o rahmettir, o değil bu ülkenin, dünyanın kurtuluşudur. Dünyanın açlarının doymasıdır onun fikirleri, tabii, düşünceleri. Tabii. Evet, bu duygularla Birgül ablama, Mehmet Dinç ağabeyime, babama şükranlarımı arz ediyorum. Senden tek, de Allah razı olsun. Buraya kadar teşrif ettin, geldin. Ayaklarına sağlık. Çok sağ olun, var olun. Bu programı tadında bıraktık sevgili izleyenler. Birkaç program daha Mehmet ağabeyimle, Birgül ablamla yapacağız. Ekranlara taşıyacağız. Yeni bir programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz efendim.